Fatih'e, Fatih Erbakan'a biz gönül gözüyle, muhabbetle sahip çıkıyoruz. Hem yetim hem öksüz o. Evet. Hem yetim hem öksüz. Allah razı olsun. Allah bizlere emanet etti. Tüyüne zarar getirtmeyiz. İnşallah. Evelallah, Allah'ın izniyle. Ben ya şahsım adına diyorum. İnşallah. Fatih'in yanındayız. Allah razı olsun. Erbakan hocamız onu emek emek yetiştirdi. Aynı Erbakan hocamız. Maşallah. Yürüyüş, uslup, konuşma. Maşallah. Yani ben geçenlerde de sohbet ettim. Acayip sevimli. Yani birçok mimiği benziyor babasına. Şimdi maşallah. Söylemiyorum ben detayı. Aynısı. Maşallah. Ya biraz kilo almış olsa aynı Erbakan hocam. seri konuşması falan. Fakat bazı münafıkların Fatih'e kafayı taktığını görüyoruz, duyuyoruz. Bu bizi rencide ediyor. Beni sıktı yani, bunaldım ben. Çok bunaltı geldi üstüme, hoşlanmadım. Ya yani şahsım adına, sıkıntı bastı yani. Erbakan hocamız, milli görüşün adını koyan insandır. Milli görüşü Türkiye'de tanıtan, sevdiren ve güzel bir hizmet yapan, en zor şartlarda hizmet yapan, çok acılar çekmiş, çok çile çekmiş, muhterem, mübarek ve müberra bir insandır. Asil bir insandır ve seyittir. Peygamberimizin soyundandır Erbakan hocamız. Mübarek evlatları da, evladı tahiratı da aynı şekilde seyittirler. Seyit ve seyidedirler. Fatih'in ben çok iyi yetiştiğini düşünüyorum. Tabii ki genç olgunlaşıyor ama pasifize edilip dışlanması saygısızlık ve edepsizliktir. Nezaketsizliktir. Allah sevgisin. Yani böyle bir tavırdan ben kardeşlerimizin kaçınacağını umuyorum. Efendim, muhterem Müslüman kardeşlerimizin de çok iyi sahip çıkacağına inanıyorum Fatih'e. Çünkü Fatih'in aldığı alkıştan anladım. Evet. Yer gök yıkılmış Fatih evet, geldiğinde maşallah. Mazlum ve masumdur. O öyle entrika falan bilmez. Böyle gizli siyasi oyunlar, politik oyunlar, böyle ağız dalaşları onları bilmez. O terbiyeli yetişti. Nezih karakteri, efendi karakteri ona müsait değil. Onun için Müslüman kardeşlerimizin canı gönülden, aşkla ve muhabbetle Allah rızası için Fatih'e sahip çıkmalarını istiyoruz. Özellikle Erbakan hocamızın eski talebelerinin, o muhterem talebelerinin de bu tertemiz insana, Erbakan hocamızın parçası olan Fatih'e canı gönülden saygıyla, hürmetle, sadakatle ve vefa hisleriyle sahip çıkmalarını istirham ediyorum şahsım adına. Dikkatim bu konunun üstünde yani bir yönünde de bu üstünde. Çünkü Erbakan hocamıza bir daha önce biliyorsunuz bir şeyler yapmaya kalktılar kendi kafalarınca. Evet. Allah ayaklarına doladı. Evet. Ne hale geldiklerini gördünüz. Evet. Hasreten çok muhterem Oğuzhan Asültürk ağabeyimizden, muhterem büyüğümüzden ki elini ayağını öpüyorum. Çok sevdiğim, değerli bir ağabeyimiz. Rica ediyorum Fatih'e sahip çıksın. Onu koruyup kollasın. Onun iyi yolda, güzel yolda, hayır yolda, Kur'an ve İslam yolunda, hizmetinde ona yol açsın. Onu teşvik etsin. Tecrübesiyle ona yardımcı olsun. İyilik ve güzellikler sunsun. Vefa ve sadakat hislerinin bir tecellisi olarak böyle güzel tavırların hocamıza yakışacağını herkes bilir. Ve zaten onu da yapacağından eminiz ve yaptığı kanaatindeyiz inşallah. Allah hocamıza da Fatih'e de uzun ömür versin. Hayırlı, güzel hizmetler versin. Allah mübarek etsin. Ben şefkatimden söylüyorum. Allah rızası için söylüyorum. Yoksa benim Saadet Partisi'yle bir alakam yok.
Yani partili değilim eskiden beri öyle. Yani ama severim. Fatih'i de çok kardeşim olarak severim. Ama Erbakan hocamıza ben müthiş bir sadakat ve sevgiyle muhabbet duyuyorum. O zaman da Saadet Partili değildim ama kalben destekliyordum. Çünkü ben sağ, Türkiye'deki muhafazakar sağı, Türkistan Birliği'ni savundukları için aşkla, muhabbetle destekliyorum. MHP'yi, Büyük Birlik Partisi'ni, Saadet Partisi'ni, özellikle AK Parti, hepsini destekliyorum. Doğru yoldalar, güzel gidiyorlar. Tabii ki destekleyeceğim. Şahsım adına, vatandaş olarak. Evet.